16. Bölüm Uzun Yolculuk. Havada bir felaket kokusu vardı. Beyaz diş yaklaşan felaketi daha ilk belirtisi ortaya çıkmadan önce hissetmişti. Bir değişiklik olacağı belli belirsiz bir şekilde içine doğdu. Nasıl ve niçin olacağını bilmiyordu ama yaklaşan olayların tanrılar tarafından hazırlandığını hissetmişti. Kulübenin kapısında duran kurt köpeği içeri girmemesine karşın onların amacını şaşmaz bir şekilde anlamıştı. Ve kafalarından ne geçtiğini biliyordu. Kızak sürücüsü bir gece yemekte haykırdı. ''Lütfen şuna kulak verir misiniz?'' Bay Whedon Scott kulak kabarttı. Kapıdan kulakla duyulacak kadar alçak bir sızlama, bir hıçkırık duyuldu. Sonra beyaz diş tanrısının hala içeride olduğunu, henüz anlaşılmaz şekilde ve tek başına kaçmadığını anlamış gibi, derin derin içini çekti. Kızak sürücüsü, ''Sanıyorum bu köpek sizin peşinizde.'' dedi. Whedon Scott yalvaran gözlerle arkadaşına baktı. Fakat gözleri bakışlarını yalancı çıkardı. ''Bu kurtla ben Kaliforniya'da ne yapabilirim?'' diye sordu. ''Matt, ben de aynı şeyi soruyorum. Bir kurtla Kaliforniya'da ne yaparsınız?'' Fakat bu söz Whedon Scott'ı tatmin etmedi. Sanki arkadaşı tarafsız bir şekilde onu yargılıyordu. Scott devam etti. ''Orada yaşayan adamların köpekleri ona karşı gösteri yapacak. Onları daha görür görmez öldürür. Beni zarara sokup iflas ettirmese bile yetkilileri alıp elektriğe tutarak öldürür.'' Kızak sürücüsü, ''Onun tam anlamıyla bir cani olduğunu biliyorum.'' dedi. Whedon Scott kuşkuyla adama baktı. Kesin bir şekilde konuştu. ''Böyle bir şey yapmayacaktır.'' Matt bu sözü kabul etti. ''Elbette böyle bir şey yapmayacak. Çünkü bakması için özel olarak bir adam tutmak zorunda kalacaksınız.'' Diğerlerinin kuşkusu yatışmıştı. Neşeyle başını salladı. O anda bir sessizlik oldu ve bu sessizlikte uzun bir hıçkırık sesi, sonra da hayvanın inceler gibi etrafı koklayışı duyuldu. ''Matt, sizi çok fazla düşündüğünü inkar etmek imkansız.'' dedi. Diğeri ani bir öfkeyle parladı. ''Allah kahretsin be, ben ne yapacağımı biliyorum. Daha ne söylüyorsun?'' ''Sizinle aynı düşüncedeyim, yalnız...'' Scott adamı tersledi. ''Yalnız ne?'' Kızak sürücüsü yumuşak bir tonla söze başlayarak ''Yalnız...'' dedi. Ve sonra da öfkesini açığa vurdu. ''Bu kadar kızmanın gereği yok. Hareketlerinize bakan biri sizin ne yapacağınızı bilmediğinizi düşünür.'' Whedon Scott bir müddet kendi kendine düşündükten sonra daha yumuşak bir sesle ''Haklısın Matt. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. İşte mesele bu ya.'' Bir an sustuktan sonra ekledi. ''Bu köpeği beraberimde götürmek benim için büyük bir rezalet olacak.'' ''Sizinle aynı düşüncedeyim.'' diye cevap verdi Matt. Patron onun bu sözüyle yine tatmin olmamıştı. Kızak sürücüsü şaşkın bir ifadeyle devam etti. ''Fakat Allah aşkına sizin gideceğinizi nasıl anlıyor? İşte kafamı kurcalayan mesele bu.'' Scott kederli bir şekilde başını sallayarak cevap verdi. Buna aklım ermedi. En sonunda bir gün geldi, beyaz diş kulübenin açık kapısından yerdeki çantayı ve sevgili efendisinin buna eşyalarını doldurduğunu gördü. Hem gidip gelmeler de oluyordu. Kulübenin o eski sakin havası bozulmuş, acayip heyecanlı ve huzursuz bir havaya bürünmüştü. Kesin bir kanıttı bu. Beyaz diş olacakları sezmişti. Şimdi daha iyi anlıyordu. Tanrısı yine kaçmak için hazırlanıyordu. Daha önce de kendisini götürmediğine göre bu sefer de bırakacaktı. O gece uzun uzun uludu. Çocukluğunda ormandan kaçıp köye geldiği zaman gri kunduzun çadırının yerinde bir çöp yığından başka bir şey bulamadığı zaman nasıl ulumuşsa, şimdi de aynı şekilde burnunu donuk yıldızlara dikip derdini onlara anlattı. Kulübede iki adam henüz yatmıştı. Matt yattığı yerden ''Arpayı yine fazla kaçırdı galiba.'' dedi. Whedon Scott homurdanarak üstündeki battaniyeleri savurdu. ''Geçen sefer gittiğinde hayvanı ölümden zor kurtarabildik fakat bu sefer ölürse hiç şaşmam.'' Diğer yataktaki battaniyeler sinirli bir şekilde savruldu. Scott karanlıkta haykırdı. ''Öf! Kapa çeneni! Bir kadından daha dırdırcısın!'' Kızak sürücüsü ''Sizinle aynı düşüncedeyim.'' dedi. Whedon, Matt'in alaylı bir şekilde gizli gizli gülüp gülmediğinden pek emin değildi. Beyaz dişin endişe ve sabırsızlığı ertesi gün belirli bir durum aldı. Efendisi ne zaman kulübeden çıksa peşini bırakmıyor, içeride olduğunda da ön kapıdan ayrılmıyordu. Kapıdan yerdeki eşyaları görebiliyordu. Çantanın yanına iki büyük kumaş torba ve kutu eklenmişti. Matt, efendisinin battaniye ve kürk paltosunu küçük bir muşambaya sarıyordu. Beyaz diş bunları seyrederken sızlanmaya başladı.
Daha sonra gelen iki kızılderili paketleri omuzlarına yükleyip yatak takımlarını ve çantayı taşıyan Metin arkasından bayır aşağı inişlerini seyretti. Fakat beyaz diş peşlerinden gitmedi. Efendisi hala kulübedeydi. Met bir müddet sonra geri döndü. O zaman efendisi dışarı çıkıp beyaz dişi içeri çağırdı. Beyaz dişin kulaklarını ovup bel kemiğine fiskeler atarak yumuşak bir sesle konuştu. Zavallıcık seni. Gelemeyeceğim uzun bir yolculuğa çıkıyorum aslanım. Haydi bana son bir kere iyice hırla bakayım. Fakat beyaz diş hırlamayı kabul etmedi. Tersine dalgın ve anlamak ister gibi bir bakışla baktıktan sonra başını efendisinin koluyla vücudunun arasına soktu. Met haykırdı. İşte düdük ötüyor. Yukon'dan bir buharlı geminin sert düdük sesi geliyordu. İşi kısa kesmemiz gerekiyor. Ön kapıyı muhakkak kapatın. Ben arkadan çıkacağım. Haydi harekete geçin. İki kapı da aynı anda çarpılarak kapandı ve Weedon Scott Matt'in ön kapıya gelmesini bekledi. İçeriden hafif bir sızlanma ve ağlama sesi duyuluyordu. Sonra hayvan havayı uzun uzun kokladı. Bayır aşağı inerken Scott, ona iyi bakmalısın. Bana mektup yazıp nasıl olduğunu bildir, dedi. Elbette, diye cevap verdi kızak sürücüsü. Fakat lütfen şuna kulak verir misiniz? İki adam durdu. Beyaz diş tıpkı efendisi ölen köpekler gibi oluyordu. Üzüntüsünü dile getiriyor, ağlaması insan yüreğini parçalayacak bir şekilde yükselip yine perişan bir şekilde alçalıyordu. Sonra yeniden daha kederli bir halde yükseliyordu. Şafakatlı buharlı gemi o sene dışarı giden ilk gemiydi. Güvertesi zengin maceracılar ve düş kırıklığına uğramış altın arayıcılarıyla doluydu. Hepsi de buraya gelmek için duydukları çılgınca arzuyu bu sefer gitmek için yine aynı derecede duyuyordu. Scott kıyıya dönmeye hazırlanan Matt'le iskelede el sıkışıyordu. Fakat gözleri patronun arkasında bir şeye takılan Matt'in eli titreyerek havada kaldı. Scott ne olduğuna bakmak için döndü. Birkaç adım ileride güvertede oturmuş dalgın gözlerle beyaz diş onları seyrediyordu. Kızak sürücüsü şaşkınlıktan dili dolaşarak bir küfür savurdu. Scott bakıyordu. Matt sordu. Ön kapıyı kilitlediniz mi? Scott başıyla onayladı ve sordu. Ya arka kapıyı? Kapattığıma bahse girerim diye öfkeli bir cevap aldı. Beyaz diş sanki sevdiklerini kazanmak istermiş gibi kulaklarını kıstı. Fakat hiç kalkmaya davranmadan yine oturduğu yerde oturmaya devam etti. Onu kıyıya çıkartmam gerekiyor. Matt hayvana doğru birkaç adım atınca beyaz diş adamdan kaçtı. Kızak sürücüsü peşinden koşarken beyaz diş bir grup adamın bacakları arasına gizlendi. Saklanıyor, dönüyor, bükülüyor, güvertede koşuyor, kendisini yakalamalarına imkan vermiyordu. Fakat sevgili efendisi çağırınca beyaz diş hemen koşarak yanına geldi. Kızak sürücüsü gücenerek söylendi. Elbette kaç aydır kendisini besleyen adama gelmez. Oysa siz ilk birkaç gün alıştırdıktan sonra ona hiçbir şey yedirmediniz. Sizi nasıl olup da patron diye tanıyor. Eğer almıyorsam kahrolayım. Beyaz dişi okşayan Scott ansızın eğilip hayvanın burnundaki ve iki gözünün arasındaki yaraları gösterdi. Matt eğilip beyaz dişin karnını sıvazladı. Pencereyi tamamen unuttuk. Kırık dışarı çıkmış. Kafasıyla kırmış olmalı. Vay canına. Fakat Weedon Scott onu dinlemiyor, sadece düşünüyordu. Şafağın düdüğü demir almak üzere olduğunu göstermek için son bir kere daha öttü. Kıyıya çıkmak için adamlar aceleyle iskeleden iniyordu. Matt boynundaki mendili çözüp beyaz dişin boynuna bağlamaya başladı. Scott kızak sürücüsünün elini yakaladı. Allah'a ısmarladık Matt, dostum. Kurt için mektup yazmaya gerek kalmadı. Görüyorsun ya, yanımda. Kızak sürücüsü haykırdı. Ne? Ne demek istiyorsun yani? Evet, düşündüğün gibi. Al mendilini. Artık onun hakkında sana ben mektup yazarım. Matt iskelenin ortasında durdu. Ne yaparsanız yapın sıcak iklimde asla dayanamayacak. Ya bağırdı. İskele alındı ve şafak kıyıdan ayrıldı. Weedon Scott son bir kere daha el salladı. Sonra dönüp yanında duran beyaz dişe eğildi. Hayvanın başını sevip kulaklarını okşarken ''Hadi hırla bakalım'' dedi.